Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzesi. 1848 yılında Aya İrini'de kurulan Mecmua-i Asar-ı Atika isimli arkeolojik eserler koleksiyonunun 1869 yılında müzeye dönüştürülmesiyle Müze-i Hümayun adı altında kurulur. Osman Hamdi Bey'in 29 yıl süren büyük çabaları sonunda Müze-i Hümayun dünyanın sayılı müzeleri arasına girer. Osman Hamdi Bey'in Sidon'da yaptığı kazılarda bulduğu eserler 1887'de arkeoloji dünyasında önemli bir olay olarak kabul edilir. Ve Türk müzeciliğinin kaderi değişir. İki kat olarak gerçekleştirilen bugünkü müze binası 1891'de yapılmıştır. Giriş kısmı üçgen alınlıklı ve dört sütunlu antik bir tapınak cephesine benzetilmiş. Cephe mimarisi Sidon nekropolünde bulunan Ağlayan Kadınlar lahdinden esinlenerek yapılmış. İstanbul'daki neoklasik mimarinin en güzel örneklerinden olan Arkeoloji Müzesi, Türkiye'de müze binası olarak planlanmış ve yapılmış olan ilk müzedir. Daha sonra aynı mimari tarzda ve simetrik olarak yapılan iki ek binayla müze bugünkü şeklini alır. Geniş merdivenlerle ulaşılan girişler, dörder sütun üzerinde yükselen alınlıklarla ihtişamlı bir görünümde. Girişe bronz harflerle küfi üslupta Asar-ı Atika Müzesi yazılmış. Alınlıklardaysa 2. Abdülhamit tuğraları bulunuyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi alt katında 20, üst katında 16 olmak üzere 36 teşhir salonuna sahip. Müzenin zengin koleksiyonları Osmanlı yönetimindeki tüm bölgelerden gelen eserlerden oluşuyor. Bunlar sistemli kazılardan çıkartılan, hibe edilen, satın alınan ve müsadere yoluyla müzeye kazandırılan eserler. İstanbul Arkeoloji Müzesi başarılı çalışmalarından dolayı 1993 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne layık görülür. Osman Hamdi Bey'in Sidon'da yaptığı kazılarda Fenike krallarına ait mezar odalarında 18 lahit bulunur. Bunlar arkeoloji dünyasının en önemli buluntuları arasında yer alır. 7 tanesi çeşitli sebeplerle yerinde bırakılır, geri kalanlar İstanbul'a getirilir. Sidon Kraliyet Nekropolü'nden gelen Tabnit Lahdi, müzedeki en erken tarihli lahit. Baş çok iri ve omuzlar arasına gömülmüş. Geniş bir kolye kabartması boynu ve omuzları örtüyor. Göğüsteki Mısır hiyeroglif yazıtı Lahdin ilk sahibini anlatıyor. Fenike alfabesiyle yazılmış olan diğer yazıtta Lahdin ikinci sahibinin Sidon kralı Tabnit olduğu ve Lahdi açacak olanların ne bu ne de öbür dünyada huzur bulamayacakları yazılı. Tabnit'in mumyası da Lahdin yanında sergilenmekte. Milattan önce 460 yılına ait olan antropoid lahdi, insan şeklindeki lahitlerin en erken örneklerinden. Bir kadın başının detaylı olarak yontulmasına karşın, vücudun geri kalan kısmında yalnızca hatlar biçimlendirilmiş. Likya lahdi,
milattan önce 5. yüzyıl sonuyla tarihleniyor. Biçimsel olarak Anadolu Likya mezar geleneğine göre yapıldığından bu isimle anılıyor. Lahdin alınlığındaki iki dişi Sphinx mezar bekçileri olarak yer alıyor. Aslan gövdeleri köpek gibi biçimlendirilmiş. Göğüsleri ve kanatları melankolik bir ifadeyle betimlenmiş, yüzleri oldukça etkileyici. Lahdin uzun yüzünde bir aslan avı tasvir edilmiş. Atların çektiği iki arabaya binmiş dört genç avcı, vahşi hayvanı öldürmeye çalışırken görülüyor. Diğer yüzde yaban domuzu avı sahnesi görülüyor. Avcıların kıyafetleri ve atlar ince detaylarla gösterilmiş. Sanatkar figürleri birbiri arkasına ve üst üste yerleştirerek üç boyutlu bir izlenim yaratmış. Heykeltıraş, Pelopones sanat anlayışıyla Anadolu Likya stilini başarıyla birleştirmiş. Lahdin kısa yüzlerinden birinde bir geyik üzerinde dövüşen iki kentaur tasvir edilmiş. Satrap Lahdi, M.Ö. 5. yüzyıla ait. Çevresinde yaşlı bir hükümdarın hayatı anlatılıyor. Av ve yolculuk sahnelerinin konu edildiği kabartmalarda, hizmetkarlar, seyisler, çıkacakları uzun yolculuk öncesi, hükümdarın arabasını ve atını seçmesi için emir bekliyorlar. İyonya sanatının nadir bir örneği olarak kabul edilen lahit, ideal ve zarif sanat anlayışının bir yansıması. Milattan önce 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen Ağlayan Kadınlar Lahdi, arkeolojide sütunlu lahitler olarak adlandırılan grubun en iyi örneği. Yunan yontu sanatındaki doğu izlerini taşıyor. Figürlerin üzüntülerini yansıtan hareket ve ifadeler, Semitik topluluklara ait özellikler. Lahdin, Sidon kralı Straton'a ait olduğu sanılmakta. Sütunların arasında yer alan 18 üzgün kadın figürü, ölünün haremindeki kadınları temsil ediyor. Lahit kapağının kenarları cenaze alayı kabartmalarıyla çevrili. Bütün figürler doğal görünümleri ve hareketleriyle gerçek hayattan alınmış sahneler olarak tasvir edilmiş. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan en önemli eser İskender Lahdi. Milattan önce 325-311 yıllarına ait Lahdin yüzlerinde Persler ve Yunanlar arasındaki savaş ve av sahneleri yer alır. Yunanlar kısa pelerin giyerken Pers askerlerinin kendilerine özgü pantolon ve uzun kollu gömlekleri, başlarını saran tiaralar detaylı olarak çalışılmış. Kompozisyonda solunda İskender, at üzerinde bir Pers askerine saldırırken gösteriliyor. Bu sahnenin İskender'in M.Ö. 333 yılında kazandığı, ona Finike ve Suriye kapısını açan İssus Savaşı'nı temsil ettiği ileri sürülür. Lahdin ikinci uzun yüzünde
biri aslan, öteki geyik olmak üzere iki av sahnesi canlandırılır. Figürler lahdin gövdesinden neredeyse kopacakmış gibi yontulmuş. Yunan sanatının eşsiz örneklerinden biri. Lahdin kısa yüzünde bir panter avı görülüyor. Ava katılanların giysileri tümünün doğulu tipler olduğunu gösteriyor. Lahdin diğer kısa yüzünde birbirleriyle ilgili olmayan üç savaş sahnesi yer alıyor. Lahit kapağının alınları da savaş sahneleriyle süslü. Buradaki kabartmalar diğerleri kadar incelikli çalışılmamış. Lahit kapağına ana tanrıçayı çağrıştıran kadın başları ve grifonlar yerleştirilmiş. Köşelere koruyucu olarak birer aslan oturtulmuş. Lahdin çevresi geometrik motifler ve bitkisel işlemelerle süslü. Heykeltıraşı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmayan Lahdin, sanatsal değeri göz kamaştırıyor. Fedra ve Hippolifos Lahdi. Atina kralı Thesus'un karısı Fedra'nın üvey oğlu Hippolifos'a aşık oluşunu anlatan efsaneyi canlandırıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl Roma dönemine ait olan eser Trablus'ta bulunmuş. Puttolarla süslü lahit, bir millet efsanesini konu almış. Sevgi ve dayanışmanın her engeli aşabileceği anlatılıyor. Birbirlerine sarılarak öpüşen Eros ve Psike, sevgi ve ruhun ayrılmaz gücünü simgeliyor. Roma dönemine ait olan eser Selanik'te bulunmuş. Konya Sidamara Lahdi bulunduğu yerin adını alıyor. Benzerlerinin en güzeli ve en görkemlisi. Milattan sonra 3. yüzyıl Roma dönemine ait. İşlenmedik bir noktası kalmayan Lahdin, uzun yüzünde bir avlanma sahnesi tasvir edilmiş. Kraliyet ailesine ait olduğu sanılan Lahdin, 2. uzun yüzünde, kralın karısı, tanrıçı Artemis'in kıyafetiyle temsil edilen kızı ve iki Diyaskur, ailenin her iki yanında yer alıyor. Lahdin kısa yüzünde at üstünde avlanan genç bir adam tasvir edilmiş. Diğer kısa yüzde bir mezar kapısı görülüyor. Sidamara lahitleri kendilerinden önceki dönemlerde yapılan lahitlerle benzerlik gösterse bile Anadolu kökenli olduğu düşünülmektedir. Arkaik dönem eserlerinin sergilendiği bölümde yer alan arabacı kabartması, İyon sanatının en güzel örneklerinden biri. Kabartmada koşan atların dinamik tasvirleri ve arabacı oldukça başarılı. Perslerin milattan önce 546'da Lidya'yı yenmesiyle Anadolu'da 200 yıl süren Pers hakimiyeti başlar. Pers ve Anadolu Yunan kültürünün kaynaşmasıyla Greco-Pers sanatı ortaya çıkar. Bu eserlerde doğuya özgü motifler,
Arami dilinde yazıtlar ve Pers elbiseleri giyen figürler görülür. Mezar kabartmasında genç kadın iki eliyle tuttuğu kadehi yılana sunmakta. Tıp tanrısı Asklepios'la kızı, sağlık tanrıçası Higeia temsil ediliyor. Akıl tanrıçası Athena, Tanrı Zeus'un kızı. Roma dönemine ait heykelde tüm detaylar büyük bir ustalıkla çalışılmış. Milattan önce 3. yüzyılda Helenistik dönemle birlikte plastik sanatlarda büyük bir gelişme olur. Bergama, Tralles ve Efes ekolleri dönemin en seçkin eserlerini yaratır. Büyük İskender heykelini dünyanın pek çok yerinde sergilenen, İskender heykellerinden ayıran özellik, Pergamonlu Manas'ın yaptığını belirten bir yazıtla birlikte bulunmuş olmasıdır. Tanrıça Apollon'la girdiği yarışta haksızlığa uğrayan Marsyas, derisi yüzülerek bir ağaca asılır. Tarsus'ta bulunan heykel, efsaneyi en güzel tasvir eden örneklerden biri. Dionysiak dansçı kabartması. İpek elbisenin kıvrımlarındaki ışık-gölge oyunu oldukça zengin. Milattan önce 3. yüzyılın sonuna ait olan eser, Bergama Heykeltıraşlık Okulu'nun tüm ustalıklarını yansıtıyor. Manyas'ta bulunan lir çalan Musa kabartması, milattan önce 2. yüzyıla ait. Zeus'un kızları olan Musalar, sanatın ilham perileri olarak kabul edilir. Roma heykel sanatında Yunan etkisinin çok derin olduğu görülür. Ölen kişinin yüzünden bal mumuyla maskesi alınarak bunlardan portreler yapılması, Roma büstlerinde yeni bir ekolün başlangıcı olmuş. İmparator Augustus, İmparator Tiberius, İmparator Claudius, İmparatoriçe II. Faustina, İmparator Marcus Aurelius, Roma büstlerinin en gerçekçi örnekleri. Tike heykeli. Tanrıça Tike'nin başında zeytin yapraklarıyla süslü şehir surunu temsil eden bir taç var. Sol kolunda zenginliğin simgesi olan Plutos isimli çocuğu taşıyor. Antik çağda İstanbul bölümü, İstanbul'da bulunan çeşitli dönemlere ait eserlerin sergilendiği yer. Bizans dönemine ait altın yüzükte, Konstantin İrene'ye bu yüzükle evlenme teklif etmiştir, yazılı. İstanbul'da bulunmuş prehistorik döneme ait bir kadın başı. Figürlü vazo parçaları. Milattan önce 5. yüzyıla ait olan rahip büstü. Kişinin karakterini dışa vuran bir gerçeklikle yapılmış. Müzenin Trakya bölümünde sergilenen yaban domuzu heykeli Bulgaristan'da bulunmuş. Milattan önce 5. yüzyıla ait bronz heykelde tüm detaylar büyük bir incelikle işlenmiş. Tümülüs'ün mezar hediyesi olan maske miğfer, genç bir erkeğin portresini yansıtıyor. Altın yaprakları ve şarap kadehleri savaş ganimetleri olarak yer alıyor. Tekirdağ'da bulunan bu kabartmalı levhada,
vahşi hayvanlarla yapılan spor şenlikleri gösteriliyor. Boğalar, ayılar ve aslanlarla mücadele eden gladyatörlerin sahneleri canlandırılmış. Altın kemer tokasına bir Galat başı işlenmiş. Bolu'da bulunan eser, M.Ö. 3. yüzyıla ait. Müzenin bu bölümü bir mezarlık biçiminde düzenlenmiş. M.Ö. 2. ve 1. yüzyıla ait mezar stelleri sergileniyor. Bir tahta oturan Tanrıça Kibele, iki aslanın arasında tasvir edilmiş. Bronzdan yapılmış Medusa kabartmalı bir dingil apliği. Milattan sonra 3. yüzyıla ait eser İzmit'te bulunmuş. Burada yer alan Bizans eserleri, Doğu-Batı arasında köprü oluşturan bin yıllık bir uygarlığın kalıntıları olarak sunuluyor. Mozaik üzerinde mitolojik figürler tasvir edilmiş. Banoda mezar sahiplerinin resimleri, çeşitli hayvanlar ve av sahneleri yer alıyor. Meryem'in kucağında çocuk İsa ile tasvir edildiği mermer ikona. 11. yüzyıla ait. Bu lahit parçasında İsa'nın Kudüs'e girişi canlandırılmış. Milattan sonra 5. yüzyılla tarihleniyor. İyi çoban İsa sırtında koç taşırken tasvir edilmiş. Taş kasap Lahdi, İstanbul'un Taşkasap semtinde bir mezarlıkta bulunmuş. 6. yüzyıla ait eserde havarilerinden dördüyle çevrili İsa, dünya hakimi olarak gösterilmiş. Arabacı Porpirios için İmparator Anastasius'un emriyle hipodrama dikilmiş heykel kaidelerinden biri. Anıtın üst kısmı üç cepheden yazıtlarla süslü. Porpirios, dört atın tasvir edildiği arabada ayakta durmakta. Köşelerde birer Nike, kolları üzerindeki yazıtları tutuyor. Alt kısımda hipodromda onu seyredenler selamlarken işlenmiş. Arkeoloji Müzesi'nin önemli koleksiyonlarından bir başkası, 5000'e yakın eserden oluşan Troya koleksiyonu. Milattan önce 3000 yılına ait koleksiyonun yalnızca küçük bir bölümü sergileniyor. Pişmiş topraktan yapılmış insan yüzlü kapaklar milattan önce 3000 yılına tarihleniyor. Zeus başı Troya'nın Helenistik dönem eseri. Anadolu'nun çeşitli dönemlerine ait eserler, Çağlar Boyu Anadolu bölümünde sergileniyor. Dört ayaklı kulplu, gaga formlu kuş biçimli toprak kaplar, mezar hediyesi olarak yapılmış. Suriye-Filistin koleksiyonunda bulunan Tanrı heykelciği, tunç ve altından yapılmış. Bereket tanrısı Astarte'yi simgeleyen heykelcik pişmiş topraktan yapılmış. Sidon'da bulunan tanrıça Afrodite heykeli milattan sonra 1. yüzyıla ait. İlk Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar olan eserlerin sergilendiği Kıbrıs koleksiyonu. Kireç taşından yapılmış bir rahibe heykeli. Silindirik sunak biçimli mezar taşının alt bölümüne bir kadın büstü işlenmiş.
Roma döneminde yönetici sınıfa ait olduğu sanılıyor. Gerçek ölçülerine göre yeniden kurulmuş olan Palmira kenti mezar odası. Burada kullanılan orijinal portreler Greco-Suriye sanatının en güzel örneklerinden. Assos Athena Tapınağı modeli. Anadolu'da Dor üslubunda yapılmış ilk ve tek tapınaktır. Tanrıça Athena'ya adanan tapınak, M.Ö. 525 yılında inşa edilmiş. Kabartmalarda av sahneleri, kentavrosların mücadelesi gibi konuları içeren bir friz yer alıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin sahip olduğu en zengin koleksiyonlardan biri de sikke koleksiyonudur. İlk basıldıkları tarihten günümüze kadar gelen çeşitli dönem ve devletlere ait sikkeleri kapsıyor. Müzenin bahçesinde bulunan Çinili köşk Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir bölümü olarak kullanılan Çinili Köşk'te, Selçuklu'dan Osmanlı İznik Çinilerine kadar firuze, yeşil, mavi beyaz tabaklar ve kandillerden oluşan 2000 değerli eser sergileniyor. Bu parçalarda binlerce yıllık Anadolu uygarlıklarından izler, yansımalar görmek mümkün. İstanbul Arkeoloji Müzesi, sahip olduğu tüm bu zenginlikleri paylaşmak üzere tarihe, kültüre ve sanata ilgi duyan herkesi bekliyor.